Ne kadar zamlanırsa zamlansın, Türkiye bir kere çöküşte. Çalışmayıp yatıp maaş alan insanlar benim gözümde. Normal işçiye niye getirmiyorlarmış o kadar zam? Bizim aramıza da gelip o istemesinler. Zengin daha zengin oldu, fakir daha fakirleşti. Memur maaşlarına %7.33 zam getirildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anki piyasaya göre çok az kaldığını düşünüyorum. Özellikle asgari ücrette. Asgari ücreti aylık gelirleri 30-40 bin lira olan insanların belirlememesi gerektiğini düşünüyorum. Vallahi hayat şartları belli. Siz de biliyorsunuz. Ha, yeterli mi? Değil. Ama hükümetin de yapacak bir şey yok. Yani elinden gelen bir şey yok. İyi diyorum yani. Enflasyon oranında farkını da koyunca zaten %3'tü. %7.30'a çıktı. İyi yani. Ben buralı değilim ama güzel bir şey. Tabii ki de önemli bir şey. Herkes için. İnsanların zaten Covid döneminde o kadar güçleri de yok. O yüzden de iyi oldu. Tabii ki şu anki zamanda fiyat artışlarını görüyorsunuz. Biz şu anda çıktığımızda bile fiyatların bu kadar arttığından haberimiz yoktu. Gelen maaşın onu karşılayacağını zannetmiyorum. Yani ben de emekliyim, zar zor geçiniyorum. Çok böyle hayallerimi gerçekleştiremiyorum. Hani devletten beklentimiz çok da inşallah olur. Vallahi zam çok az biliyor musunuz? Yani bir evi geçindirmek için normal bir 4 kişilik bir aile. Yani asgari ücret diyorsunuz değil mi? Memur maaşı. Memur maaşına. Az diye düşünüyorum. Bir memur annesi olarak. Yani az. Ya memur olmadığım için pek şeyim yok ama bence az. Daha fazla olabilirdi. Çünkü hani denir ya memur maaşıyla geçinen. Alışveriş yapıyoruz mesela, her şey çok pahalı oldu. Ona nazaran daha fazla olabilir bence. Ne desek biz boş. Bu baştan belli. Ama ortama göre az. Şu andaki ortama göre devleti de düşünürsen normal. Vallahi enflasyona göre bir ayarlama yapıyorlar. Bizim ne yetkimiz var ne bir şey söylesek bir işe yarar. Onun için size kolay gelsin. Yani bence çok iyi memurlara, fazla bilene. O zam. Memur da memnun olması lazım zamdan. Biz memnunuz yani. Memurların da memnun olması lazım. Yani bu konu hakkında 7.3 az. Memur için az yani. Memur için demeyelim de şöyle diyelim. Markete veyahut da işte elektriğe, suya, doğalgaza gelen zama oranlarsak çok az. Yani yetersiz. Şöyle düşünelim. Geçen sene yağın fiyatı neydi? Şimdiki yağın fiyatı ne? Çünkü memur ya da işçi veyahut da asgari ücretle çalışan insan neye bakar? Markete bakar. Marketin haricinde bir şeye bakmaz. Veya kirasına bakar. İşte elektriğine, suyuna bakar. Geçimini devam ettirebilmesi için bunlara bakması gerekir. Onlara eğer %50 ve %50'nin üzerinde fiyat farklı, zam demeyelim mi? Fiyat farklılığı oluyorsa bu taraftan da zamların onlara yaklaşması lazım. Yani maaş zamlarının onlara yaklaşması lazım. Vallahi hiçbir şey düşünmüyor. Her şey memura yapılıyor. İşçiye hiçbir şey yapılmıyor. Her şey devlet hep memur, emekli memur, emekliye çok düşük veriyor da. Hani işçiye düşünmüyor. Bugün inşaatçı adam yani pandemiden dolayı cumartesi pazar çoğu kişi çalışamıyor. Yevmiyor olarak çalışırsa inşaatçıyı hiç görmüyorlar. Ben şahsen inşaatçı, kalıpçı ustasıyım. Yani ne bileyim bazen iş oluyor bazen olmuyor. Hani bunlar belge dediler, belge aldık, belgenin üstünde hiç durulmadı edilmedi. Yani biraz da işçiye görsünler yani işçiyi şey yapsınlar. Ben o memurlara bir şey demem de o memur kendi aralarında ben iç emeklisiyim. İç emeklisi öldü. Askeri ücretin altına düştü. Ben emekli olduğumda 7,5 milyon maaş alıyordum. 750 milyon. Emekli şey iş 250 bin lira para alıyordu. Şey ne derler onu? Askeri ücret. Şimdi neydi? 3 katıydık. 3 katın şimdi ne yapar? Ben 3 milyon alıyorum. Onlar 2 milyon 800 oldu. Ne eder şimdi? 3 katı oldu değil mi? Ben 750 milyon maaş almam lazımdı. Ne oldu? Öldü emekli oldu. Vallahi biliyorsunuz ülkemizin durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Yukarıdaki insanlar bunu görmüş, layık görmüşler. Ha, biz isteriz ki daha fazlası olsun. Daha fazlasını verdiği zaman bu ara insanlar harcamaya kendini çok teşvik ederler. Bu ara ne olacak? Enflasyon kabaracak.
Hani ne derler? Azı bulamayan çoğu hiçbir zaman bulamaz. Ama makul derecede normal mi? Ne yapalım? İdare edelim. Niye? Biz doğuştan hep idareye alışmışız. İdare ne yapalım yani? Allah önce sağlık versin de önemli değil. Bunlar gelip geçer yani. Bugün ekmek yeriz, yavan ekmek, yarın bal kaymak yeriz. Şu andaki enflasyona falan bakarsak çok az. Normalde bunlar değerlendiriliyor ama neye göre değerlendiriliyor bilmiyoruz. Yani memura da bence çok az zamlar. Bunun biraz daha yüksek olması gerekiyor. Çünkü standartların üzerinde olması gereken bir şey ama standartların altındayız. Yani memurların da şu anda zamı düşük bence. Maaşlar bence yeterli değil. Enflasyon oranlarına göre kıyaslarsak. Ama yine de yapılana şükretmek lazım. Daha az da olabilirdi. Ya şu anda memur maaşları beni pek ilgilendirmiyor ama asgari ücreti bayağı bir aşağıda bulduk. Bu şartlar altında. Yani asgari ücrete daha dün zam geldi. Bugün başka şeylere de zam geldi yani. Bugün yumurtanın kolisi 30 TL olmuş. Hepsi yeterli gelmiyor. Vallahi kızım geldiği gibi gitti zaten memurlara. Bu şey değil ki. Yani şu hükümette zengin daha zengin oldu. Fakir daha fakirleşti. Pandem falan diyorlar ama esnafın halini hiç gören yok. Ne diyeyim yani. Türkiye çukurunda yani. İkram falan iyi diyorlar ama bence şahsım olarak 61 yaşındayım. Türkiye ekonomisi falan her şeysi bozuk. Televizyona çıkıp ekonomi şöyle iyi diyorlar, böyle diyorlar. Gelsin de birden kırsal kesimlerden. Belediyeler, Kayseri Belediyesi'nde çok para var diyorlar. Hepsi de batakhanede. 80 tane park dediler. Göstermelik. Mustafa Palancıoğlu yalan. 30 senesini ya yaptı ya da yapmadı. Biz artık halk uyandı. Gençlerimiz daha güzel uyandı. Şu anda seçim olsa AK Parti gençler hiçbir zaman oy alamaz AK Parti'den. Normal işçiye niye getirmiyorlarmış o kadar zam? Memurları zaten yeterince hani çok parası var. Ve en düşük maaşları 5000 lira. Bence işçiye baksınlar kaç tane işten çıkarılmış. Birçok insan şu an işsiz. Organizeler öyle. Normalde virüsten dolayı kapatılan yerler öyle. Bence memurlara değil de işçiye. Yani evinde aç yatan insanlara baksınlar. Teşekkür ederim. Şimdi memur maaşı o da az. Diğer işçi maaşları da az. Emekliler. Yaşanacak halimiz kalmadı. Bundan sonra bizim aramıza da gelip oy istemesinler. Saygı duyuyoruz ama bizlerden aramıza gelir de oy isterlerse çok ayıp ederler. Onlar Türkiye dostu ve Türk dostu da değil. Ne kadar zamlanırsa zamlansın, Türkiye bir kere çöküşte. Yani hem korona vesaire derken iş bulamaz hale geldik. Şu an mesela ben işsizim. Atama yok, hiçbir şey yok. Yani geçim sağlayacağım şu an benim hiçbir şey yok ailem dışında. Bence çok saçma bir Türkiye'nin ekonomisi var. Ya memurlar zaten günümüzde yani çok özür dilerim ama hani çalışmayıp yatıp maaş alan insanlar benim gözümde. Hani işlerini tamam yapıyorlar ama hani biraz daha normal bu asgari ücretli çalışan insanlara biraz daha bir nebze de olsa hani nasıl söyleyeyim, nasıl anlatsam, biraz daha asgari ücretle, yani benim nazarımda verilen memur maaşına asgari ücrete biraz daha fazla zam verilse daha uygun olur diye düşünüyorum.